Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 6 Şubat 2024 günlerden Salı günü. Öncelikle geçen sene depremden ötürü hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, merhamet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha göstermesin inşallah. Zor, gerçekten çok zor. Bugün aynı zamanda Miraç gecesi de yaşayacağız bu akşam. Bütün İslam aleminin, bütün hepimizin Miraç gecesi mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Arkadaşlar bugün üniversite hastaneleri hakkında biraz değinmek istiyorum. Çünkü bu birkaç hafta olmadı yani. Artık yani bundan sonra üniversite hastaneleri hakkında çok çok sorular geliyor. Merak ettikleriniz var böyle. Onlara değinmek istiyorum. Sorularınızı not ettim zaten. Birkaç tanesini de çıkardım böyle. Onlara da değineceğim ama genel olarak önce bakalım bir üniversite hastaneleri genel olarak nasıl şekilde alıma çıktığına bahsedeyim böyle. Üniversite hastaneleri daha çok işte diyelim ki personel eksikliğini hazırlayıp ve ondan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sunduktan sonra ondan da onayı geçtikten sonra üniversitenin kendi sitesinde alıma çıkıyor. Buna eklemek istiyorum. Her üniversite alıma çıkarsa muhakkak ilan vermek mecburiyetindedir. Bunun da altını çizmek istiyorum böyle. Yani bir üniversite hastanesi bir üniversite alıma çıkmışsa muhakkak ilan vermiş olması gerekir. Diğer şekilde diğerlerini şey yapmıyor zaten. Üniversite kendi sitesinde alıma çıktıktan sonra belli bir tarih aralığında, bu genellikle 15 gün içerisinde oluyor işte, yani 3 aşağı 5 yukarı. Hani belli koşullar adı altında yani alıma çıkıyor. Bunlar daha çok bazen online, bazen birebir kendi evraklarınızı girip teslim ediyorsunuz. İşte başvuru yaptıktan sonra, başvuru alımı bittikten sonra yine genellikle bir hafta 10 gün içerisinde, bilemedim 15 gün içerisinde bu tercihlerin sonuçları geliyor. Tercihlerin sonuçları geldikten sonra asıl olarak yerleşmişseniz zaten ondan sonra arşiv soruşturmanız başlıyor. Arşiv soruşturması bittikten sonra da gelip göreve başlıyorsunuz. Evraklarını teslim edip sözleşmenizi imzalayıp başlıyorsunuz böyle. Bu genel olarak yani üniversitenin bu şekilde alıma çıkıyor. Hani üniversitenin genel özelliklerine biraz bahsetmek istiyorum. Üniversite hastaneleri artık bundan yani üniversite hastaneleri artık 3+1'e tabidir. Yani siz üniversite hastanesine yerleştikten sonra 3+1'e tabi oluyorsunuz. 3 yıl sözleşme lisiniz, 3 yılın sonunda artık 4. yılıyla birlikte artık kadroya geçiyorsunuz. Kadrolu memur oluyorsunuz. Herhangi bir tayin hakkınız yok şu anda. Eş tayin hakkınız yok. Ha istisnai durumlar var. Hani bilakis kendi bizatihi içine bulunduğumuz için böyle eş tayini ile giden arkadaşlarımız oldu. O da nasıl bir şekilde? Mesela bir tane hemşire arkadaşımız gitti. Nasıl gitti? Eşi tersanede çalışıyordu. Kendisi de burada hemşireydi. Hani o buraya gelemeyeceği için yani o karasal bir iklimde, karasal bir ilde olduğu için böyle, Erzurum'da olduğu için böyle. O oraya gitmek mecburiyetinde kaldı böyle. Yani bu tür istisnai durumlar var ama genel olarak eş tayini ya da diğer tayin haklarımız yok. 3 yıl, 4 yıl da sonra, 5 yıl da sonra. Yani şu an herhangi bir şey yok. Üniversiteler, üniversiteye bir çalışma söz konusu var. Daha çok bilse yani sendikalar bu konuda biraz çalışmalar yapıyor işte yani. Aynı koşulları karşılıyorsanız işte o senin yerine gelir, sen onun yerine gidiliyor. Böyle bir durum da var ama o da işte kadroya geçtikten sonra bir durum söz konusu ama genel olarak siz atandıktan sonra 3+1'e tabi oluyorsunuz. 3 yıl sonra tıpkı Sağlık Bakanlığı gibi kadroya geçiyorsunuz. Sadece tek fark tayin hakkınızın olmaması. Maaşları da çok soruyorsunuz. Maaşlarda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir eksik fazla yok. Şöyle ham maaşta diyorum. Yani teşvik çıkar. Hastanın kendi ödemiş olduğu işte eski ismiyle döner sermaye dediğimiz onu çıkar. Diğerleri hepsi aynı. Aynı maaşı alıyorsunuz. Aynı şu anda yani sabit ek ödeme de aynıydı. Biz de sabit ek ödeme zamlıyla almadık ama o da aynı. Diğer ham maaşınız da aynı. İzinleriniz aynı. İşte diğer hak, görev, sorumluluklarınız neyse hepsi aynı. Zaten orada da 657'ye tabi bir memur oluyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'na da 657'ye tabi bir memur oluyorsunuz.
Sorularınız var. Yani asıl merak edilen sorular var. Onlara da değineceğim ben ama bu genel şeylerine değinmek istedim böyle. Şimdi merak edilen bir sorulardan bir tanesi şu. Ben üniversite hastanesine başvurdum. Han üniversite hastanesine yerleştim. 3 yıl sonra kadroya geçtikten sonra ben KPSS puanımla başka bir yere yerleşebilir miyim? Evet, yerleşebilirsiniz. Siz işte kadroya geçtikten sonra örneğin ben şu anda kadrolu bir üniversite personeliyim, böyle üniversite hastanesi personeliyim. Şu anda ben KPSS puanımla farklı bakanlık olur, farklı sağlık bakanı olur, sağlık bakanının dışında farklı kurum veya bakanlığa tercih verip yerleşebilirim. Yerleştikten sonra ait olduğum, bulunduğum üniversite hastanesinde yani kurumdan istifamı sunarak istifa ettikten sonra gidip oradan başlayabilirim. Herhangi bir ceza falan almadan bunları netleştireyim böyle. Çünkü bilakis zaten geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na da bilakis başvurdum böyle ki yerleşemedim. Yerleşmem biraz ihtimal olarak düşüktü zaten. Bir tane bir kontenjan açmışlardı. Düşük kapasalar da yani ihtimal düşüktü böyle. Yani bunu netleştirelim böyle. Siz kadroya geçtikten sonra o yılın KPSS puanıyla farklı kurum, kuruluşa ya da bakanlığa tercih verip gidebilirsiniz. Burada herhangi bir sıkıntı olmasın. Bir sonraki durum şu anda hani merak eden arkadaşlarım çok soruyor böyle. Örneğin şu anda üniversite hastaneleri de alıma çıkıyor. Yani bir de Sağlık Bakanı da alıma çıkacak. Veya farklı bakanlık da mesela geçen Milli Eğitim Bakanlığı olsun, şu anda Ticaret Bakanlığı olsun. Alıma çıkıyor. Arkadaşlarımız işte diyor ki ben üniversite hastanesine başvurdum. Üniversite hastanesine yani çıktım. Arşiv soruşturmam ya da şunu şöyle söyleyeyim böyle. Siz üniversite hastanesine başvurdunuz, yerleştiniz. Her şey güzel. Evet, yerleştiniz. Arşiv soruşturmanız da sonuçlandı ve gitmek istemediniz. Herhangi bir ceza var mı? Yok. Arkadaş, herhangi bir ceza yok. Yani diyelim ki evrak teslim tarihi vardır ya, arşiv soruşturmanız bittikten sonra. İşte siz gerek kurumunuza itibata geçerek gelmek istemediğinizi, başlamak istemediğinizi de belirtebilirsiniz. Veya işte o süre zarfında gitmezseniz, sözleşme imzalamazsanız zaten otomatikken o hakkınızdan caymış oluyorsunuz ve yerinize yedeklerden birileri çağrılır böyle. Ki şunu da eklemek istiyorum. Bazı üniversite hastaneleri şu şekilde de yapıyor. Diyelim ki alımını yaptı. Sonuçlar geldi. Ve yerleşen kişilere ulaşıp gelip gelmeyeceklerini şey yapıyor, soruyor. Hatta dilekçe şeklinde de yani eğer arşiv soruşturması sonuçlanırsa, olumlu sonuçlanırsa başlayacağına dair bir dilekçe tutulduğunu da yani bize gelen ya da öğrendiğim kadarıyla bu durumlar da var böyle. Yani ona göre arşiv soruşturmasını başlatıp yani eğer diyelim ki öne gün asırlar yerleşti ve asırlar arşiv soruşturması bekledi, sonuçlandı ve gitmek istemediğini tekrardan başa sarıp yedekleri çağıracağına aynı süreyi yani bir bekleme süresi oluyor böyle. Onları beklememesi için bazı üniversite hastaneleri işte dilekçe gibi imza falan alıyorlar böyle. O da işte hani başvurduğunuz yer yapar mı yapmaz mı bilmiyorum böyle. Ama bunu da söylemek istiyorum ama siz diyelim ki başvurdunuz, sonuçlandı, arşiv soruşturmanız ve gitmek istemediğinizde yani sözleşme imzalamadığınız sürece herhangi bir ceza yaptırım yok. Farklı bakanlıklara da başvuru yapabilirsiniz. Aynı anda hem üniversite hastanesine hem Sağlık Bakanlığı'na da başvuru yapabilirsiniz. Siz o süreyi yani diyelim ki üniversite hastanesine başvurdunuz, çıktı, arşiv soruşturmanız devam ederken Sağlık Bakanlığı alım yaptı ve Sağlık Bakanlığı'na yerleştiniz. Ondan sonra üniversite hastanesine gitmezsiniz böyle. Sağlık Bakanlığı'nda yolunuza devam edebilirsiniz. Bu tür soru işaretleri çok çok geliyor böyle. Sorularınız var böyle. Aynı zamanda gözüm oraya kayıyor böyle. Okumaya gayret ediyorum böyle. Bir de şu şekilde şunu da bak sormuş da beni yeni okudum böyle. Diyelim ki üniversite hastanesine başvurdunuz, yerleştikten sonra yani gittiniz, sözleşmeyi imzaladınız ve göreve başladınız. Göreve başladıktan sonra arkadaşlar siz diyelim ki hani Sağlık Bakanlığı olsun, farklı bakanlıklar olsun alıma çıktığında aynı bölüm içinse
Diyelim ki tipi sekreterde siz başvurduğunuzda yerleştiniz, göreve başladınız, sözleşme imzaladınız. Sağlık Bakanı'ya farklı bir bakanlık alıma çıktı. Siz oradan aynı branş üzerinden başvuru yapamazsınız. Bir diğer şeyde diyelim ki üniversite hastanesine siz yerleştiniz. 2022 KPSS puanınızla yerleştiniz. Siz aynı 2022 KPSS puanınızla yerleşebilir mi? O sorunun cevabını bulamadım. ÖSYM'yle de iletişime geçemedim böyle. Ama bildiğim kadarıyla, bak emin olmamakla konuşuyorum böyle. Siz bir puanınızla bir yere yerleştikten sonra ve göreve başladığınızı varsayıyorum. Siz gittiniz, yerleştiniz ve göreve başladınız. Aynı puanınızla farklı bir alıma, farklı bir bölümde olsa gidemeyeceğinizi ben biliyorum böyle, ama emin değilim böyle. Onu netleştiremedim böyle, ÖSYM'de de şey yapamadım. Eski bilgilere göre gidemezsiniz. Ama şimdi yeni bir gelişme var mı yok mu bilmiyorum ama bunu da eklemek istiyorum böyle. Ay, hocam üniversite hastanesine atanıp 3 yıl sözleşmeden sonra kadroya geçince tekrar KPSS'e girip iyi puan alınca Sağlık Bakanı'na nasıl atanabiliyoruz? İstifa edip mi gitmeliyiz diye bir soru da var. Onu da değinmiştim zaten de. Evet. Siz örnek veriyorum ki üniversite hastanesine başvurdunuz, yerleştiniz, görev yaptınız. 3 yıl sonra kadroya geçtikten sonra bir puan alarak Sağlık Bakanlığı'na geçebilirsiniz. Tekrardan 3 artı 1 olarak devam edeceksin. Diyelim ki ben şu anda üniversite hastanesi personeliyim ya. Sağlık Bakanı'na tercih verdim ve Sağlık Bakanı atandığımda ben tekrardan 3 artı 1'e tabi olacağım. 3 yıl sonra tekrardan kadroya geçmiş olacağım. Bir diğer husus şu şekilde de sorular geliyor. Diyelim ki üniversite hastanesine başvurdu. Yerleşti bir yıl, yani bir yıl yakın çalıştı, ondan sonra istifa etti. İstifa etme durumunda aynı branş, aynı bölüm için bir yıl gerek Sağlık Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklarını bilmiyorum ama Sağlık Bakanlığı'nda kullanamıyorsunuz. Yani cezai bir durum söz konusu oluyor böyle. Onu da ekleyeyim böyle. Soruları zorluyorum böyle. Aklıma gelen soruları şey yapıyorum böyle. Bir başka soru. Merhaba, benim bir sorum olacak. Bir üniversite hastanesine yerleştim ve arşiv soruşturma devam ediyor. Ama kendi şehrimde başka bir kurumdan sözleşmeli personel alınıyor. Aynı anda ikisine başvuru yapabilirim. Evet, başvuru yapabilirsiniz. Biraz önce değinmiştim zaten. Göreve başlamadığın sürece şey yapabilirsiniz bile. Ama Sağlık Bakanı'nda şöyle bir durum var diyelim ki. Gitmezseniz bir ceza alıyorsunuz. Diyelim ki tercih verdiğiniz tercihleriniz sonuçlandı. Gitmek arşiv soruşturması da geldi. Ondan sonra evrak teslim yapmanız gerekirken gitmediniz böyle. Bir yıl ceza alma süreci vardı eskiden ama şu anda bir değişiklik yok diye biliyorum. Bunun teyitini de bulamadım böyle. Ama size nacizane tavsiyem gitmek istemediğiniz veya gidemeyeceğiniz şeylere tercih vermeyin. Yakmayın. En azından orayı hak eden, oraya gitmek isteyen arkadaşlarımız var böyle. Başka soracağım veya ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum böyle. Değineceğim bu kadar. İnşallah hayırlısı olsun inşallah. Ama yine de merak ettiğin ya da benim anlatamam veya aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz böyle. Şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani Instagram üzerine çok kişi ulaşıyor bana gerçekten. E-maillerine ulaşıyor ama Instagram'dan çok kişi ulaşıyor. Instagram hesabımdan daha çok yani o YouTube'da olduğum gibi oradan hizmet vermediğim için böyle. Genellikle yani bütün neredeyse bütün gene mesajları görüyorum. Yani görmediğimi sanmayın böyle, görüyorum böyle. Yani istekleri de şey yapıyorum, görüyorum böyle. Eğer yani elimden geldiğince cevap vermemeye gayret ediyorum. Sorularınız varsa böyle yorum kısmında belirtebilirsiniz veya işte e-maillerin üzerinden ulaşan arkadaşlarımız oluyor. Ya şimdi cevap versen de vermesen de ayrı bir şey oluyor böyle, ama hatırlatmak istiyorum böyle. Elimden geldiğince cevap vermemeye gayret ediyorum böyle. Bu kadar. Benim deneyeceğim, söyleyeceklerim bu kadar. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Son olarak öneri ve tavsiyelerimi de sizinle paylaşmak istiyorum böyle. 2022 KPSS puanların ömrü artık giderek azalıyor ve bitmek üzere. Ondan ötürü puan yüksek,
puanı sınırda olan, puanı değerlendirmek isteyen veya işte hani ben artık KPSS çalışamam, ne yaparsam yapayım bu puanımla bir şekilde bir şeyler yapayım düşünüyorsanız alımları takip edin. Üniversite hastane alımları olur. Diğer farklı bakanlıklar olur. Sağlık Bakanlığı olur. Farklı kurum ve kuruluşlar olur. Puanınızı değerlendirmeye gayret edin böyle. Bir sonraki videoda şunlara değinmek istiyorum böyle. Genellikle işte 2024 KPSS hazırlanan arkadaşlarımız için işte hani tedirginlikleri de var. Öneri ve tavsiyeler de istiyor böyle. Ne yapalım? Nasıl hareket edelim? Tarzında sorular da geliyor. Onları da değinmeye çalışacağım böyle. Hep dediğim gibi sizlere balık tutup önünüze getirmekten öte size nasıl balık tutacağını en büyük gayretim odur. Sizin geçeceğiniz yoldan ben de geçtim. Ben de geçmeye devam ediyorum böyle. Şu anda zaten halihazırda bir KPSS puanım var iyi kötü. Yine 2024 KPSS sınavına da gireceğim. Bu doğrultuda hani belki önümüzdeki yıllarda yani bir önümki alımlarda bir şey olur, değerlendiririm, farklı bir şey olur. Çünkü üniversite hastaneleri evet güzeldir, hoştur. Ama bir yerden sonra insan sıkılabilir. İnsan her yerden sıkılabilir. Tavsiye ediyor musunuz üniversite hastanelerini? Tavsiye ediyorum. Eğer bilakis kendi sevdiğiniz veya kendi memleketinizdeyseniz tavsiye ederim böyle. Yani herhangi bir fark yok. Evet yoğunluk olarak devlet hastanesine göre biraz yoğun olabilirler. Burada tabii bulunduğunuz ile bulunduğunuz konuma göre olabilir. Hani bu kadar yani öneriyorum. Ama bir yerden sonra monotonluk harbiden işi şey yapabiliyor böyle. Yani ben mesela hani işin keyif kısmına baktığım için böyle hani bir değiştirmek istiyorum. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı çok istiyorum böyle hani en azından bir farklı bir şey olur. Yarın öbür gün farklı bir kuruma ya da farklı bir bakanlığa geçmek durumum var istiyorum böyle hani. Yerimde saymak istemiyorum böyle. Sizin de öyle düşünceleriniz varsa değerlendirebilirsiniz böyle. Ha şunu da eklemek istiyorum. Evet şu anda üniversite hastanelerinde tayin hakkı yok. Yarın öbür gün nasıl olur, ne olur, ne biter? Hani belli değil. Onun için yani az çok ileri düşünerek. Ha şunu da eklemek istiyorum. Örnek diyorum ki mesela arkadaşlarıma bizzat görüştüğüm arkadaşlarıma söylüyorum. Siz Sağlık Bakanlığı da ya da farklı bakanlığı da atanırsanız da 3 artı 1'e tabi olacağınız için siz orada 4 yıl kalacaksınız. Yani 3 yıl sonra kadroya geçiyorsunuz. Ondan sonra ki 4 yılın sonunda tayin hakkınız açılıyor. Tayin hakkı açıldıktan sonra %100 gideceksiniz de bir kaide yok. Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. Ha diyelim farklı bir bakanlığa gittiniz. Eş tayininiz olabilir. Onu kullanabilirsiniz. Yani bundan sonraki süreç sizin elinize ilerisini görerek, düşünerek hareket edebilirsiniz. Benden bu kadar. Tekrardan önce depremden hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, merhamet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yine bu gece Miraç gecesi Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlar vesile olsun. İstifade edebilmeyi nasip etsin inşallah. Sağlıkla kalın, selametle kalın inşallah.